Sevgili Abdurrahman Navruz kardeşimiz 50R754 UA9 model olarak yazılı Regal marka televizyon ile ilgili bilgi rica etmiş. Kısa bir detay geçeyim. Bunlar teknik özellikler videosu oluyor. Ürünlerle ilgili ürünlerin panel detayları ile ilgili sizleri bilgilendirebilmek adına bu videoları paylaşıyorum. Ürün inceleme videoları başka, teknik özellikler videoları başka biliyorsunuz. Bizim kanalı takip eden bilenler bu duruma vakıf. Fakat sonradan gelenler bu ne biçim televizyon incelemesi kardeşim ortada ürün yok diyebiliyorlar. Hadi yani başlarda böyle haklılar bilmiyorlar falan diyordum bir şey demiyordum ama yani yıllardır bu kanalda aynı içerikte yayın yapılıyor. Her şeyi geçtim yüzlerce video var. Bunların içeriklerine baksalar zaten kanalın nasıl bir ilerleyişe sahip olduğunu anlarlardı diye düşünüyorum. Artık bundan sonrasında çok da hoşgörü gösteremeyeceğim. Direkt engelleyip geçiyorum bilginiz olsun dostlar. Şimdi Bahsi geçen model Regal'in üretiminde olan 50R754UA9 diye geçen bu model MB170 anakartlı Android bir televizyon. Ben bu televizyonlarla ilgili sizlere port sayısı, Android bilgileri gibi şeyleri paylaşmıyorum. Çünkü bu kanalda sizlerin talepleri daha detaylı, derin ve normalde satıcıların vermediği bilgileri öğrenmek için burada olduğunuzu biliyorum. Hiç boşu boşuna videoda vakit kaybetmeyin diye direkt olarak bazı ufak detayları işte anakart, Android, MB 170 gibi bilgileri verdikten sonra asıl merak ettiğiniz önemli olan daha derin bilgilere, panelle ilgili aydınlatma yani backlight ünitle ilgili bilgilere odaklanmayı tercih ediyorum. Hemen bilgi geçelim. Bu üründe bir defa Adem Elbacı bu televizyonu tavsiye eder mi? Etmez. Neden etmez? Belirsizlik çok fazla. Normalde bizler karma paneli alışığız. Dünyada bulunan panel sıkıntısı nedeniyle bir modelde birkaç değişik panel üreticisiyle çalışılmasına da alışığız. Fakat bu televizyonda 3 ayrı üretici 9 ayrı model ile çalışılmış. Ben şimdi size hangisinin bilgisini vereyim diye yine daha önceki videolarımda da olduğu gibi ister istemez kara kara düşünüyorum. E koşullar böyle olunca ben size yine ortalama bir bilgi vereceğim. Bilgilendirme amaçlı. En azından cihaza nasıl bir bakış açınız olsun. Bununla ilgili elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Üreticilerimiz Panda China Hong Opto Electronics Teknoloji ve HKC. Bu üreticiler içerisinde benim en çok tercih edeceğim HKC. Ama üretici kalitesinden ziyade panel özelliklerine odaklandığımızda olayın rengi biraz değişebiliyor. Şöyle ki panda panelin tipik kontrast oranı ve tepki süresi olarak değerlendirecek olursak hani diğerlerinden bir tık daha ön plana Çıkabiliyor gibi. Aynı zamanda yine 12 adet dahili çipon filmi var. Tabi diğerlerinde de 12 adet dahili çipon film var. O e, ayrı konu. Şöyle değerlendireceğiz biz bu konuyu. 3 ayrı üretici var. Panda, Chot ve HKC. Bunlardan da değişik versiyonlar kullanılmış. Mesela Panda'nın versiyon 1.2'sini de kullanmış. 1.4'ünü de kullanmış. Bunlar genellikle çok sizin ulaşabileceğiniz, ulaşsanız dahi anladığınız, anlayacağınız bilgiler olmadığı için daha anlaşılabilir hale getirmeye çalışıyorum sizlere elimden geldiğince. Verdiğim bazı bilgiler neyi işaret ediyor, ne işe yarıyor? Bunları da size aktarabilmek adına bazen şu tarafta görseller de paylaşıyorum sizler için. Bu üretimde kullanılmış olan panellerden bir tanesi Panda. 60 şarj donanımsal yenileme hızına sahip. 6000 bölü bir tipik kontrast oranı 8 milisaniye G2G değeri. Geçen gün yine sormuş bir dostumuz G2G nedir diye. E, gray to gray diye geçer. Yani griden griye olan tepki süresini anlatıyor size. UV2A dediğimiz bir panel teknolojisi ki onu da yine şuraya ekliyorum. E, her seferinde bunları en baştan sizlere anlatıp zamanınızı çalmamak adına bunlarla ilgili minik detayları şuraya paylaşıyorum. Arzu eden videoyu dondurup orada açıklamalarına bakabilir. Bunlar benim kendimi eğitmek için kullandığım teknik dokümanlardan aldığım belli başlı ekran alıntıları oluyor. Bunun haricinde az önce söylemiştim 12 adet dahili chip on film sayısı var. 50 inç bir panel için normal şartlarda çok güzel bir rakam. Güzel de değil çok güzel bir rakam. Chip on film sayısı neyi etkiliyordu bir daha hatırlayalım şuradaki fotoğraftan. Bu fotoğrafta gördüğünüz iki ayrı malzemenin ikisi de Birer adet COF diye geçer. COF diye yazılır. COF'nin açılımı da chip on filmdir. Dolayısıyla bu chip on film dediğimiz malzemelerin sayısı ne kadar fazla ise o malzemenin çalışma süresi ve oranı da o kadar az oluyor. Öyle söyleyelim. Daha önce de açıklamıştım. Şu paneli değerlendirin. Bu paneli 6'ya bölün. 6'ya böldüğünüzde 10 santimlik bir barem kalır size. 10 santimlik baremde sallıyorum 600 bin adet pikseli bir film ile kontrol etmeniz gerekirken onun yerine 6 yerine 12 adet çipon film kullanıldığında o 10 santimlik mesafe 5 santime düşer. 600 bin adet pikselde 300 bin adete düşer. Dolayısıyla daha az bir yıpranma durumu söz konusu olur. Şu fotoğrafta gördüğünüz çipon filmlerin ikisi aynı yaşta televizyonlardan çıkmış. Farklı çipon filmler üreticileri farklı olmakla birlikte adetleri de farklı. İşte size Az sayıda çipon filmle üretilmiş olan halka içine aldığım bu çipin etrafında neden bir deformasyon olduğunu merak ediyorsanız sıcaklık. Ne kadar fazla çalışıyorsa o kadar çok ısınıyor. Ne kadar çok ısınırsa sıcaklık da kendi etrafını o kadar fazla deforme ediyor. Bu da ürününüzün çalışma ömrünü ne yazık ki olumsuz oranda etkiliyor. O yüzden çipon film sayıları önemli. Bunlarla ilgili daha derin bilgilerde biz genellikle nereye odaklanıyoruz? SRGB REC 2020 ve NTSC dediğimiz NTSC oranlarına odaklanıyoruz. Bunlarla ilgili bakacak olursak örnek veriyorum bu cihazın sRGB oranı %95 oldukça kabul edilir bir değer. NTSC oranı %70, Adobe RGB oranı %73 ki genelde en zor olanı REC 2020'dir. %52 gibi bir orana sahip ki bundan bir önce hangi televizyonu incelemiştik unuttum ama orada bu değer %50 idi öyle hatırlıyorum. Dolayısıyla eğer sizin satın aldığınız bu Regal 50 R754 Uhi Yahoo dediğimiz şurada yazılı modelleri de karıştırıyorum birbirine. Bu modelde panda panel denk gelecekse bunlarla karşılaşacaksınız. Peki China Hong'un ürettiği bir panel denk gelirse neyle karşılaşacaksınız? Ona bakalım. Yine donanımsal 60 Hz bir yenileme hızına sahip ee, bu arada panda panelin yapı tipinin U2VA olduğunu söylemiştim. O bir VA panel. Yani VA panellerde yan açıda bir MDKS, yani merkez dışı kontrast sapması dediğimiz durumla karşı karşıya kalıyorsunuz. Panellerin tamamı için bu bilgi geçerlidir. Bilginiz olsun. Yani bütün üreticiler netice itibariyle vertical alignment dediğimiz hizalamayı kullanan e, panel tipinde üretimler. Dolayısıyla hepsi içinde yan açılardan izlediğinizde merkez dışı kontrast sapmasına maruz kalacaksınız demektir. Regal'in benim üzerinde çok durduğum 55 inç 752 modeli vardı hatırlarsanız. Orada AU'nun yani Acer Unipec'in ürettiği AMVA3 dediğimiz AMVA3 panel tipi vardı ki o panel tipinden olsaydı eğer bu merkez dışı kontrast sapması dediğim durumu o kadar da kafanıza takmanıza gerek yoktu derdim. Ancak bu panellerde böyle bir beyanda bulunamayacağım. Çünkü o televizyonda olduğu kadar ileri teknolojiyle üretilmiş bir panel değiller bilginiz olsun. Bu arada parlama önleyici katman panda panel için söylüyorum. Buradaki bu 3 panelden sadece HKC olan da %3 gibi bir oran söz konusu. Parlama önleyici katman bize neyi ifade ediyordu? En son hem YouTube'da hem de Instagram'da bir video yayınladım size bununla ilgili. Bir mat panel, bir parlak panel. Bunları neredeyse iç içe geçirdim. 65 inç bir parlak panelin önüne 55 inç bir mat paneli koydum ve arkamdan yansıyan pencereden gelen ışığın Parlak panelde ne kadar parlak olduğunu yani seviyesini aşağı doğru indirerek mat panele gelince onun nasıl ortadan kaybolduğunu görebilmenizi sağlamaya çalışmıştım. Parlak panellerle ilgili bu anlamda sizlere uyarma ihtiyacı duyuyorum. Dolayısıyla panda panel %1 oran ile sizi çok da tatmin etmeyecek bir paneldir bilginiz olsun. Ben böyle yorum yaparken gözüm hep karşıya takılıyor. Çünkü ben belli aralıklarla benim karşımda demodaki televizyonlara bakıyorum. Sizinle konuşurken de mesela ben karşımdaki 49 inç glare panel ile üretilmiş LG televizyonda bildiğiniz ayna gibi. Yani şöyle tarak alsam saçımı tararım neredeyse o derece. Dolayısıyla tam üstümdeki aydınlatma benim üstümde şey var dostlar. Kendim yapmıştım. Televizyonların polarizerlarını o polarizer katmanları alıp oraya o spotların önüne monte ettim. Dolayısıyla ışık direkt olarak bana vursun istemedim. Evet benim gözüme gelmiyor şu an ama karşı tarafta o televizyonun panelinde ben buradayım diye el sallıyorlar. Onların da daha önce fotoğraflarını çekmiştim. Yine eklerim buraya. İşte şu an bu panelde yani burada ne görüyorsanız bu panda panelde de yine aynısıyla karşılaşacaksınız. Bilginiz olsun. Ee, ne diyorduk? Çottan devam ediyorduk. Şimdi panda'daki kontrast oranımız 6000 bölü 1 Shot'taki Çottaki kontrast oranımız 5000 bölü 1. Bilginiz olsun. Ee, G2G değerimiz 8 milisaniye. Yapı tipimiz yine VA. 60 Hz donanımsal hıza sahip. Bu arada panellerin 3'ü için yine aynı bilgi veriyorum. Hepsi 8 bit 2 artı FRC şeklinde. Ee, dolayısıyla 1,07 milyar rengi destekleyen boyuttalar. Tekrar ediyorum 8 bit panelde 16 milyon olup da artı 2 FRC'de 1,07 milyar olmasıyla ilgili de bu minik detayı da sizlere aktarmak İsterim. Bundaki parlama önleyici yine aynı şekilde %1. Burada verdiğim bilgiler direkt olarak panda panelde verdiğim bilgiler için geçerlidir. Yani eğer size bir çot panel denk gelecekse buradaki parlama önleyici katman oranı yine size buradaki karşılığı verecektir. Bilginiz olsun. Sert kaplama hem panda panel için hem de çot panel için ikisinde de 3H olarak geçerli. Yani 3H. Bunu da daha önce konuşmuştuk hatırlarsanız. 3H'in üstünü biz bugüne kadar daha görmemiştik. Yani 4H falan geçemedik hiç görmedik. Ne, ne, neyi ifade ediyordu bu bize? Panelin o minik darbelere dayanıklılık e, seviyesini gösteriyordu. Bunlar birden 9'a kadar gidiyordu. Biz bugüne kadar 3 için yani 3. kademenin üzerini görmedik. O konuda da bilgi vereyim. Hani bazı videolar var. Güney Koreli ablalar panellerin üstünde dans ediyorlar çıptız çıptız. Ya onlar 8H boyutlarında falan paneller. Evet Adem Elbacı ne demek istiyorsun? E, ne demek istediğim gayet net anlaşılıyor. Yani sektör bundan çok ciddi para kazanıyor. İsteseler aslında daha yüksek dayanıklılık seviyesine sahip paneller üretebilecek teknolojik altyapıya sahip olmalarına rağmen panellerin çıtır çıtır kırılıyor olmaları da sektörde hem bu panellerin bulunamıyor olması hem fiyatlarının yüksek olması hem de kolay kırılıyor olması üreticilerin işine geliyor. E tabii bunlar kalkıp da böyle 5H falan yapacak olsalar e, oldukça etkili oranda dayanıklılık e, seviyesi artacaktır. Fakat bu sefer de diyecekler ki işte maliyetler yükseliyor diyecekler. Halbuki o sert katman yüzeyin maliyetini oturup tartışmak lazım. E, bugünün 3H formatındaki bu panellerini bile bize bu fiyata satan kapitalist düzen e, kim bilir daha yüksek koruyu koruma faktörüne sahip panelleri kaç liradan pazarlarlar? Tabii ki onu da oturup düşünmek lazım. Yine panda panel için veya diğer paneller için vereceğim bilgilerin içerisinde şu da var. Tekrar söylüyorum. Ben bu televizyonu neden önermiyorum? Arkadaş bizim gibi derin bilgi isteyenler için sabit bir bilgi yok. Mesela az önce ben size 3H dedim ama aynı üreticinin diğer kodu denk gelirse 2H, 2H yani. E o zaman benim verdiğim bilgi askıda kalıyor. Ama yine de ben elimden geldiğince sizlere ortalama bilgi paylaşmaya çalışıyorum. Gelelim HKC'ye. HKC panelde yine 60 Hz bir donanımsal yenileme hızımız var. Yine dahili olarak 12 adet chip on film var üründe. FSA dediğimiz yine VA'nın daha farklı bir formatı olan e, yapı tipi mevcut. China Hong'la kıyaslayacak olursam ya bir liste yapacak olsam şöyle söyleyeyim. 1 numaraya HKC'yi, 2 numaraya Panda'yı, 3 numaraya çok paneli yerleştiririm ben. Her ne kadar G2G değeri 9.5 milisaniye olsa da benim tercihim yine de bu panelden yana olur. Hem sert katman 3H hem de yansıtıcı kaplama da %3 oranında. O yüzden yani bu paneli ben diğerleriyle kıyaslayacak olursam daha çok tercih ederim açıkçası. 5000 bölü bir tipik kontrast oranı var. Vertical alignment demiştim. Diğer panellerde verdiğim bilgi yine bu panelde de geçerli. Yani tam karşıdan izlediğinizde size vereceği tepki ile yan açılardan izlediğinizde size vereceği tepki birbirinden mutlaka farklı oluyor bilginiz olsun. Bu panelle ilgili yine tercih etmemin önemli nedenlerinden birisi sRGB oranının %97 olması. Aynı zamanda NTSC dediğimiz NTSC oranı %74. Yani diğer panellerden yine yüksek e, Adobe RGB oranı yüzde %75 diğerleriyle kıyasladığımızda bu panel öbürlerinden bir tık daha ön plana çıkıyor. Kaldı ki tavsiye formu adresinde de bizim bu kanalda da veya bütün sosyal mecralarda beni tanıyan herkes HKC panellere biraz daha farklı baktığımı biliyorlar. Panellerle ilgili bir sıralama bir kıyaslama yapacak olsam benim listemin en başında Acer Unipec Optronics vardır opto elektronik ama biz yuvarlıyoruz işte onu her seferinde aynı şeyleri telaffuz etmeyelim diye. HKC de aslında yine üst sıralarda yerini alabilecek bir panel üreticisi. Yani listenin en sonuna doğru gidecek olsak Panda ve Chot geliyor. İşte Panda ile Chot ara ara yer değişiyorlar ama yine de benim gözümde onlar listenin alt sıralarından kurtulamıyorlar diyebilirim. 9 tane panelin hangi birisinin bize denk geleceğini bilmiyor olmak beni rahatsız eder. Ama Adem Elbacı annemi alacağım. Yani onlar zaten bütün gün dizi izliyorlar, film seyrediyorlar, önemli bir şey yok diyorsanız zaten bu anlattıkların hiçbirisini çok da dikkate almanıza, kafanıza takmanıza gerek yok. Bir tek neye dikkat edin? Merkez dışı kontrast sapması dediğimiz yan açı durumuna dikkat edin lütfen. Yani anneciğiniz televizyonun karşısında oturup seyrediyorsa problem yok. Ancak bana televizyon tavsiyesi almak üzere Fotoğraf oturduğunuz yerlerin fotoğraflarını yolluyorsunuz. Oradaki birçok oturma düzeninde gördüğüm bir şekil var ise, yani bu VA dediğimiz panellerden kesinlikle uzak durmanız gerektiğini hatırlatıyorum sizlere. Bu arada VA panelleri merkez dışı kontrast sapması nedeniyle eleştiriyor olsak da siyah kalitesiyle ilgili de hiçbir şekilde IPS panelle bunların yan yana gelmeyeceğini bilmeniz lazım. Yine onunla ilgili de bir video yayınlamıştım. Kısa bir halini video hala elimde duruyorsun şuraya eklerim. Ee, aynı zamanda yeri gelmişken şöyle bir uyarıda da bulmak istiyorum. LEDlerle ilgili de bilgi paylaşacağım biraz sonra. Uyarım nedir? Bakın hiçbir panel tipinde tam olarak istediklerinizin tamamını bulma imkanınız yok. Algoritmayı oturtsanız lümeni fire veriyorsunuz. Lümeni oturtsanız RGB oranda fire veriyorsunuz. s sRGB'yi o süper %100 yakaladım deseniz e, bu sefer rek 20-20'den fire veriyorsunuz. Ne olursa olsun Twisted Nematic, In-Plane Switch, Vertical Alignment bildiğiniz bütün panel tipleri için söylüyorum size. Organic Light Emitting diyor bunları yani OLED'i falan ayrı tutuyorum. Ee, mini LED'lere falan girmedik. Daha onları da ilerleyen zamanda işleyeceğiz sizlerle. Onlarla ilgili de konuşacağımız çok fazla şey var. Ancak dediğim gibi hiçbir panel tipinde aradığınızı %100 bulamıyorsunuz. Onu bir defa baştan açık ve net söylemek lazım. Bu arada televizyonun diğer özelliklerinde HDR yani High Dynamic Range dediğimiz yüksek kontrast aralığı Dolby Vision desteği var. Direct LED bir televizyondan bahsediyoruz. Bu güzel fakat kötü olan yanını söyleyeyim size. Çip sayısını öğrenemedim. Onu da öğrenirsem bilgi vereceğim size. Ancak en azından 3 adet bar ile üretildiğini biliyorum. Yani şimdi 50 inç panel 3 tane led bar. Adete bakılacak olursa belli ki yatay kullanılmış. 50 inç paneli 3'e bölün yerleştirin. Ne oluyor? Bu televizyonlar nasıl oluyor da ekonomik satılıyor sorusunun cevaplarının bir kısmı diyebilirim size. Daha önce de yine şuraya bir fotoğraf paylaşayım. Daha önce de Samsung üretimi 32 inç bir televizyon ile Avox üretimi 32 inç bir televizyonun bar ve çip sayılarını kendi gözünüzle de görebilmeniz için sizler için kendi ellerimle söktüm parçaladım yan yana getirdim ikisinin birden fotoğrafını çektim. O da 32 inç televizyon bu da 32 inç televizyon. İşte bu tarz üretimleri satın alırken lütfen bunları da göz önünde bulundurarak alın. Sonra homojenite konularıyla ilgili sizlerle böyle birbirimize gönül koymayalım. Ben baştan uyarıyorum sizleri bu konularla ilgili. Fake refresh rate değerimizde 1800 Hz tatminkar bir değer. Ee, rakamın güzel olmasını biz seviyoruz ancak elimizde somut bir veri var mı deseniz yok dostlar. Ben ölçümleyemediğim, kendi gözümle görmediğim, elimle tutmadığım ispat edemediğim, hiçbir şeye güvenmediğimden dolayı burada 1800'de yazsalar, 18 milyon da yazsalar bize ne ifade ediyor kısmını oturup tartışırız. Dolayısıyla fake refresh rate değerinin benim için çok çok da önemi olmamakla birlikte Psikolojik olarak yüksek olmasını tercih ediyoruz. Bu konuda da bilgi vermek istedim. Video uzamasın diye ben oradan buradan bütün bilgileri kesiyorum biçiyorum ama yani şimdi bir tane televizyonda da 9 tane birden panel kullandıklarında ister istemez ben de her birinin bilgisini vermeye çalıştığımda ne yazık ki ortaya videonun süresinin uzaması gibi negatif bir sonuç çıkıyor. Ürünle ilgili merak ettiğiniz detaylar varsa gereksiz videoyu uzatmamak için yorumlarda cevap vermeyi tercih ediyorum dostlar. Görüşürüz. Hoşçakalın.